Kıbet'in sunduğu Cadde programı başlıyor. Steakhouse. Mükemmel lezzetler. İtin en lezzetli hali Steakhouse'da. Kıbet'in helal kesimlerinden alınan taptaze etlerden yapılan çeşitli et menülerimizde iddia ediyoruz. İti hiç bu kadar lezzetli tatmamıştınız. Lefkoşa ve Girne'deyiz. Steakhouse. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu'nda özel çekiliş. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümünde Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi tam tamına 500 bin TL. Bir bilet al, kendi şansını kendin yarat. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'la Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. La 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 la. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi, elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. La 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 la. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi, elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. Efendim, bu hafta gerçekten mükemmel bir köye geldik. Harika bir köy. Ama tabii ki ismini sponsorlarımdan sonra söyleyeceğim. Şimdi ana sponsorum Kıbet'e sonsuz teşekkür ederim. Lokum gibi etleri var. Kebapçıklarınızı yapacağınızda mutlaka Kıbet'e gidiyorsunuz. Steakhouse keza harika etleri var. Mükemmel lezzetli etler yemek isterseniz Steakhouse'a gidiyorsunuz. İktisat Bankası'na smart kart tabii ki muhteşem. Mutlaka herkesin bir smart kartı olmalı. Bunun dışında Önder Alışveriş Merkezi kıyafet sponsorum. Sonsuz teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi efendim büyük beden kıyafetleri de var. Bana olduğu gibi size de olur eğer birazcık topacıksanız. Bunun dışında hangi tabii ki Helvasan. Helvasan'ın lokum gibi helvacıklarını dağıdırık. Ona da sonsuz teşekkür ederim. Vallahi programımıza katkı koyan bütün sponsorlarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu arada hemen söyleyelim. Devlet Piyangosu yeni yıl çekilişleri için tabii ki satışlarımız başladı. Yeni yıl biletlerimiz var. Mutlaka yeni yılda şans size de gülebilir. Mükemmel zaten büyük ikramiyesi tavan. Dolayısıyla mutlaka Devlet Piyangosu alıyorsunuz. Şimdi bu hafta neredeyik? Bu hafta Kalkanlı'dayık. Ben burayı çok severim. Çok da geldiğim bir köydür.
Umarım bu hafta da Kalkanlı'daki sorumuzu bilirler ve tabii ki Helvasan'ın helvasını da dağıtmış olurum. Sorumuz ne acaba? Ne Faruk sorumuz? Hadi. Acaba ne? Çukur. Sensin çukur. Evet, bu hafta sorumuz. Biz Kıbrıs'ta çukura başka bir şey söyledik. Bakalım Kalkanlı'ya geldik. Bakalım sorumuzu bilecekler mi? Bakalım Faruk'la beni nasıl serüvenler bekler? Ne hikayeler bekler? Acaba kimlerle nasıl konuşacak? Sorumuzu bilecekler mi? Hadi bakalım. Cadde programı başlasın mı? Bu arada niçin sessiz konuşuyorum? Biraz sessizlik oldu köyde de onun için. Neyse, cadde programı başlasın. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Nasılsın? Ara gidiyorum. İsim ne? Kemal. Kemal abi nerelisin? Buralı, burada. Kalkanlı köylüsün. Evet. Doğma büyüme. Evet. Süper. Ne iş yapar? Vallahi şu anda bir yerde işlemem. Şu anda bir yerde işlemem. Tamam. Kalkanlı köyünü birazcık bize anlatabilin. Nasıl bir köy? Küçük bir köy. Küçük bir köy. Evet. Genelde ne iş yaparlar? Tarım var mı? Hayvancılık? Hayvancılık ve narinciye. Narinciye. Evet. Amorfo zaten. Güzeldir. Tabii ki. Evet. Portakalıyla. Siz de portakal ekersiniz. Evet. Bak, biz şimdi bir soru soracağız sana. Evet. Kıbrıs kelimeleri. Hı. Bakayım bilecek mi? Evet. Tamam. Biz Kıbrıs'ta çukura ne söyledik? Çukur. Delik. Yok, başka. Söyle bakalım. Lukko. Lukko. Evet. Ha, evet. Evet. Doğrudur. Dur bekle, hemen sana Helvasan'ın helvalanından veriyorum. Afiyet ve şeker olsun. Teşekkürler. Bye bye. Evet. Abi helvayı aldı. Gitti. Hiçbir muhabbet, bir sohbet yok. Nedir? Bitti mi? Anlaştık mı? Anlaştık. Onda bunda şunda bir, şunda bunda onda bir. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm onda bir. Merhaba. Nasılsınız? Neresi burası? Bir kafe. Bir kafe. Abi nasılsın? Merhaba. Nasılsın amcacığım? Hoş geldin. Tam direkt Kalkanlı. Evet. Köyü değil evet, mi? Evet. Doğma büyüme. Evet. Nedir isim? Kamil Göçmener. Kamil Göçmener. Evet. Doğru mu? Yaşa evet. Süpersin. Evet. Kamil amcacığım doğma büyüme Kalkanlı köylüsün. Yok. Antrolikoda doğdum. Evet. Gün doğduğuna ve Aralık'ta evlendim. Sonra geldin buraya. Buraya geldim. 40 senedir, belki 40 seneden daha fazla buradasın. 42 sene. 42 sene maşallah. Tamam, hadi senden öğreneyim. Sen buranın yerlisi olarak. Kalkanlı'yı anlat bakalım bize birazcık. Nasıl bir yer? Nasıl anlatayım? Nasıl bir yer? Güzel bir yer mi? Kalabalık mı? Vallahi işte bu şeyin talebe gelmesine yaradı köye. Yaradı değil. Yani okul, üniversite açılınca buraya birazcık gelişti. Gelişti. Evet. Sen ne iş yapardın abi? Ben çuvalcılık yapardım. Çuvalcılık ne demektir o? Nasıl yani çuvalcılık? Çuvalcılık. Ben de çuvalcılık anlarım. Bak ama. Çuvalcılık hayvanların vardı. Davarım da vardı. Böyle küçük baş, büyük baş nasıl? Küçük baş. Kaç tane vardı be amca? Vardı bir 600 tane. Ohoho! 600 tane. Evet, keçi boyu. Keçi boyu. Yalnız başına bakardın. Yok. Çobanlarım da vardı. Çobanlar 600 tane yani aman Allah'ım maşallah. Ya. Aman at onu at. Sağlığa zararlıdır. At çapık. ne zaman bıraktın? Yoksa devrettin oğlun mu oğlun çocuğun var mı? Vallahi rahatsız oldum ayağımdan. Hı. Ve gittik doktora. Derhal ameliyat istendi dedi bana. O vakit bıraktım değişi. Var 7 sene yatırım. Bıraktın. Kime verdin koyunları? Sattım. Hepsini. Bıraktın bu işi. Evet. Var mı çoluk çocuk? Var 3 tane. Erkek kız? Bir tane burada. İki erkek bir kız. İki erkek bir kız çocuğun var. Yaşa mis. Hanımcın yaşa. Yaşar. Süper yaşa. Tamam hemen Kıbrıs kelimeleri eminim bilin. Kıbrıs kullanır mı kelimelerimiz? Yani mesela göynek gibi, ne bileyim işte gancelli gibi, gabbella gibi kullanır mı bu kelimeleri? Kullanırdık. Kullanırdık. Evet. Hadi bak sana sorum var. Bakayım bilecek miyim? Evet. Tamam. Evet. Bak biz çukura, çukur olur ya yollarda evet. Bellerde. Ne derik ona?
Leyla başlar. Şimdi çukur ya. Başka luk. Lukos. Lukos yaşa. Aslında Urumcadır galiba bu kelime değil mi? Rumcası da var. Lukko. Biz Kıbrıs'ta lukko derik. Evet. Lukko, lukko. Yani bir çukura biz lukko derik. Evet. Yaşa. Evet. Hemen sana şekerin var mı? Benim. Var mı? Var ya. O zaman eve götür ama sen yeme. Ahmet yesin. Ahmet yesin. Aynen. Hadi helva sana helvacı. Afiyet, bal şeker olsun. Ya, teşekkürler. Var mı seni Londra'dan izleyen biri? Var mı hiç akrabaları? Var. Hadi var. Bir selam gönder. Kim var? Zeynep var, Yusuf, Garaşoğullarım var. Onlara herkese selam olsun. Herkese selam olsun. Bak kameramıza evet, söyle. Evet. Londra'dan selamlar. Evet. Selam gönderin herkese. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. Ya. Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk küpekse benim gönlüm ondadır. Ay, onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bak ablamın anla konuşayım. Ablacığım nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ne aldı? Aman kabak. Kabak çiçeği. Hadi gel yapalım. Kabak çiçeği. Aman ana, hem de açık buldu. Açıktır şimdi bu saatte. E nasıl sabah sabah derler. Sabahın böyle şimdi, şeyini yesin güneşin. Şimdi gölgelendi orası. Gölgedir, açlıktır da buldum. Yaşa. Bakın Kıbrıs'ta kabağın çiçeciğinden dolma yaparlar. Vallahi harika. Sonra kabağını da börülceciğine. Yeng. İsim mi annem? Zaliye. Zaliye ablacığım, Kalkanlı köylüsün. Sen nereden Kalkanlı geldin buraya? Kalkanlı köy. Baftan. Sen de Baftan. Arodes köyünden. Kaç yaşlarındaydın böyle buraya geldin? 25 yaşındaydım. Evliydin. Kocam şehittir. Ya. Allah rahmet eylesin. Allah. Başka da hiç evlenmedin. Yani, yok. İki tane çocuğum vardı. Besledim, büyüttüm. Bravo sana. Evlendirdim. Torunlarım var şimdi, aslanlar gibi. Evlenmedin hiç. Yok. Ve gencecik, yani 25 yaşında kaldı. Ya. Vay annem, can parım. Peki nasıl geçer günler Kalkanlı'da? Vallahi emekliyim şimdi. Otururum. Ne iş yapardın? Sibrex'te çalıştım. 18 sene Sibrex'te çalıştım. Evlatları büyüttüm, tertipledim. Sıra bende gezerim. Vallahi binen otobüse kız gezen. Görüşmedik şeyde. Büyük konutta. Yaşa, ben de derim vallahi bir yerden tanımam ama nerede? Bir geldin evime be. Maşallah, devam ben gezerim kız. Gezin. Görürüm seni televizyonda da fıstık gibi oldun. Teşekkür ederim. Şimdi Faruk'a şey derim, yani Befar saçımı tertiplemedin der bugün, saçımı hiç onartmadım. Dedim nasıl onarayım? Evlenim gece yarılarına kadar bulaşık koyarım, çamaşır yıkarım, artık kendime bakamam yani. Daha çocuk olsun diye olacağız. Aman Allah'ım. Yani sen kaç yaşındaydın çocuğun olduğunda? 20 yaşında kızımı doğurdum. İşte bak eskiden... Yani böyle 18-20 yaşında çocuğu yaparlar. Ben 48 doğumluyum. Kızım 68, torunum da 88. Hep 8'den gitti. Hep 8'den gittiniz yani. İlk torunum kız oldu. Tamam be abla. Erkek torunum var. Maşallah başlasın. Amin, sen, maşallah. Amin cümlemize. Yani amin. Ben herhalde torun falan göremem. Genç çocuk. Şimdi bak 30 yaşındayım. Hadi o... Diyecek ben çocuğu bile zor görün evlendiresin. Yok canım. Niçin? Kaç yaşına gösterdim kız? Hiç demedim ki 30'sun. Vallahi. Yemin. Bak ruhumu sorarsan 17. Eğlenmeden yap çocuklarını. Değil ama. Ey ya. Bak 30. Hamile kalasın da bilmem ne. Oldun 32. Selam canım. 32. Ne saat? Ne zaman? Zaman çabuk geçer. Benim yaşımda olsun ta çocuğum, ben olacağım 70. Vallahi. Biraz zor. Hüseyin buradan duyurun, acı çocuk yapmamız lazım. Bunun başka çaresi yok yani. Acı. Evet. Bak Kıbrıs kelimeleri sorarak bilin. Söyle bakayım, belki bilirim. Ama ona görmeden önce, şimdi tabii biz gösterdik ablanın elinde. Çiçek. Keşke de bir şeydi da yeydik, üstüne vuraydı. Ben yapayım, gelirseniz yaparım çabuk. Anlamadım yani, kaynanan beni sevmez mi acaba? Öyle derler ya, yemeği bulduğunda kaynanan seni severmiş derler. Bizi sevmez herhalde, kaynana buradan duyurulur. Ne koy içine? Hemen anlat bize nasıl yaparlar, pirinç. Bilmeyenler için. Pirinç koyarım, tamam. Bir kocaman soğan keserim, nanesini, zeytinyağını... soğanı dedim.
Hellim de keser. Hellim de keser. İşte bu, bunu i̇şte beklerdi. Bu. Bak benim bizim o tarafta hellim koyarlar. Ama Lefkoşa, güzel yoğurt. Hep ben sorarım, koymazlar onlar hellim. Yok yok. Sen nereden alıştın? E ben ne bileyim. Anamdan alıştım herhalde. Annen nereli? Annen Oyanlı. Tabii Aradezli'ydi o da. Bak işte gördüğünüz hellim. Ben hep söylerim. Hellim mutlaka olması lazım. Hellim mutlaka. Hellim, siz yalancı dolma ne olur ya? Olmaz, olmaz. Şimdi bir eve gittim, kıymalı yapardı. Ben hiç sevmem kıymalı. Ama çiçek dolmasını. Hiç sevmem. E yok ya, olmaz ki. Gitmez değil. Oo, ziyan etti kız çiçek dolmasını. Bunlara hellim koyacağım da. Ama yerli hellim, ha, yok alasın satın. Yoo, o periskancıklarda olan sarı bidonda. Biz yaparım, ben kendim yaparım hellimlerimi. Çok güzel, harika. Allah. Ondan sonra, yani zannetmeyin ki bu çiçekleri haşlarsınız öyle. Yok, yok. Dolduracaksın içini, kapayacaksın, koyacaksın tencereciğine, suda. Bitti gitti. Suyunu da çok az. Bir çıngı da zeytinyağı gezdirin üstünden. Aman Allah'ım, yemeden yanında yat canım. Hep zaten gırtlaktan, yemin ederim gırtlaktan gideceğim. Yok, tamamsın. Öyle idare et, tamamsın. Nereye idare et? İşte gel, yolda gelirken çakolet aldık. Enerji, enerjimiz bitmesin diye. Ama bu kadar konuşmak kolay değil. Aynen ya, Allah öyle. Allah yardımcın olsun. Amin. Hadi sorum. Keşke konuşunca kilo vermiş olsam. Kesin tığ gibi olur. Kesin. Kesmesen boğazlar. Olmaz, aynen öyle. Sorumu soruyorum. Sor bakalım. Biz Kıbrıs'ta böyle yollarda açılan deliklere, çukurlara ne söyledik? Luk? Lako. Luko, lako, luko. Hadi sana helva, sana helvacığından. Afiyet başa çok kalası. Teşekkür ederim. Var çok mı sağ ol. Seni izleyen Londra'dan, Türkiye'den? Abilerim var orada. Hemen selam söyle, isim nedir? Ekrem abim var, Pertev abim var, kardeşi çocuklarım var, hep evli. Herkese Salim. Selamlar olsun Kalkanlı'dan. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Reklamlar. Tutkusu tabii ki kebaptır. Şiş kebapçı, şeftali kebapçı, pirzolacıklar. Yani biz kebapsız, hayır, özellikle de hafta sonu her tarafta böyle baktığınızda Kıbrıs'a yukarıdan bakarsanız bir bulut görürsünüz. İşte o bulutun sebebi efendim duman. Yani bizim her hafta yapmış olduğumuz kebaplardan dolayı bir böyle hafif bir bulut oluşuyor Kıbrıs'ın üstünde. Ama eğer kebap yapacaksanız da gerçekten tek adres neresidir et almanız için bilir misiniz? Tabii ki Kıbet. Kıbet'in etleri helal kesimdir. Bunun dışında da gerçekten taptazedir. Onun için Kıbet'e geliyorsunuz, etçiklerinizi alıyorsunuz ve mangalınızı ailenizle birlikte yapıyorsunuz. Kıbet nerededir? Kıbet Gönyeli'de, Kıbet Girne'de. Ama mutlaka ama mutlaka etçiklerinizi, taptaze olan etçiklerinizi Kıbet'ten alıyorsunuz. Gelin biz de göz gezdirelim, sizlere de gösterelim, sizlere de ispatlayalım. Hadi bakalım Kıbet'e gidelim. Kış geldi mi Kıbrıslıların vazgeçemediği bir olay var. Ekmeceğin arasına ya da tostçuk yapan kendini ya da kuru fasulyeyle çok da güzel gider ama ben en çok açıkçası tosta çok severim. Pastırma. Pastırma olmazsa olmaz. Birazcık kokusu vardır ama sonuçta mükemmel bir lezzettir. O baharatlar, o kıymanın, o tazeliği. Gerçekten pastırma da her yerden yenmez. Gerçekten iyi bilen ya, yani iyi bir iyi yapmak lazım. Baharatını iyi koymak lazım, iyi yoğurmak lazım. Ve gerçekten Kıbet'in pastırmaları da muhteşem. Mutlaka Kıbet'e geldiğinizde böyle bir salkımda pastırma almayı unutmayın. Nasılsın? Merhaba. Nasıl?
nasılsın? İyiyim, sağ olasın. İyi gavecik. İyi. Yaşa. İsim ne? Erol. Erol abi nerelisin? Bunda yoksa... Kalkanlılısın değil mi? Hayır, hayır. Nerelisin? Bostancılıyım. Ha, Bostancılısın. Geldin gavi. Geldim gavi ya. Yaşa. Ama yakındır buralara Bostancı. Yakındır yakın. Bir ayağın burada. Evet, evet. Yaşa. Ne iş yapan abi? İnşaatçıyım. İnşaatçısın. Yani ne yapan? Olduğu gibi... Boya işi yapar. Boya iş. En zor iş senin. Kadınlarla muhatap senin işin. Muhakkak. En fenası. Kararsız tasya olduğumuz kesindir yani. Doğrudur, doğru. Mesela boyan boyayı gelirler, kontrol etsinler. Aaa, bu çok açık renk. Deliler mi? Deliler, deliler. Olabilir. Sen lan geri kafasını atasın. Yok, o kadar asabi değilik biz. Ha, sakinsin ha. Sakinim, yaşa. Sakin. Abi, hemen biz Kıbrıs kelimelerini sorarak. Sorun. Hiç izlemedin beni. İzledim çok. Şaa, süpersin. Hadi soruyorum ama dönün arkanızı, kopya vermeyeceğim. Size de soracağım. Şimdi sana soruyorum. Biz Kıbrıs'ta çukura ne söyledik? Kuy. Başka. Çukur çukur yolda böyle açılır. Langua. Evet. Laga. Yani Lukko. Lukko. Yaşa. Hadi helvamızdan veriyorum. Sen afiyet baş şeker olsun. Teşekkür ederim. Ve teşekkür ederim. Hoş gördük. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Her şey yolunda. Bir şükür. Çok şükür. Gavi senin? Benim değil. Kiradan alıyorum. Kira, önce... Tamam ben seni ama sonuçta sen işledin. Daha önce gene röportaj yaptıydım. Kaç evet. Sene eve? Vallahi 3-5 sene oldu. Oho, ben dün ne yedim bilmiyorum. Maşallah sana. İsim ne? Ahmet. Ahmet abi nerelisin? Buralıyım ben, buradayım. Kalkanlılısın. Kalkan. Hadi ne söyleyebilirim Kalkanlı hakkında? Vallahi gelişmekte olan adadaki en büyük yerlerden biri şu anda. Çünkü üniversite. Bayağı, tabii bayağı gelişti yani köy evet. Eskiye nazaran. Yani ilk geldiğinizden bu yanı %100 bir değişime uğradı köyümüz. Herkesin zaten gözlerinde tele işareti. Çünkü öğrenci geldi, satışlar çoğaldı. Vallahi özellikle kira yani evde boş şu anda yok yani kimse. Çok güzel ya. Yani yatırım bu yönde olursa çok faydası olur yani insanlarımızın. Çok güzel vallahi. Harika. Neşeli olman lazım. Öyleyim. Öyle. Çok şükür. Yani, vallahi devlet kuşu. Biz yine her zaman neşeliyiz. Devlet kuşu kondu kafanıza. Vallahi köyde. Ben kendi payıma dışarı. Vay Allah'ım. Sen evlisin var çoluk çocuğun? Var ya. Evlisin. Evliyim, iki çocuğum var. Maşallah Allah başlasın. Kaç yaşındasın? Kaç gösteririm sana? Ama şimdi bak. O zaman... Ben kaç gösteririm? Sen bana sor. Ya. Beyin evet. Kaç gösteririm? Tahmin edeyim yani. Evet bakayım. 32. Hiç de sen söylemem o zaman. 32 yaş fazla söyledin bana. Tamam. Gene de yaklaştım. Sen kaç yaşındasın söyleyiyorum. 45. 10 daha ekle. Yo. 55? Evet. Gerçekte. 55 de bitti. Lan Allah sağ olsun. Karın sahibi bak da. Çok iyi bak. Vallahi bak. Hüseyin'in daha çok beyazı var. Yemin ederim daha çok beyazı var. Şimdi Faruk şeyde işte yani kocamın ama ırsidir yani onun. Ben beyazdır saçları. Şimdi Faruk'un da bakma onun için şapkada kar. Arkadan bir kelleşme durumu var. Şimdi Faruk der Hüseyin'e yani. Neresi var şimdi onların? Derim kendine zaten. Git ektirecekse ben 5 sene sonra ektirmek zorunda kalacak. Faruk'a derim. Faruk der Hüseyin'e. Vallahi Hüseyin der. Gündüz der beni mahvetti. Kelleştim. Gece de seni mahvetti. Hep saçlar gitti. Benim de böyle Rapunzel gibi uzadı bilemiyorum yani. Evet. Peki. Kıbrıs kelimelerinden aran nasıl? Vallahi iyidir ya, kötü değil. İyidir, fena değil. Bilmiyorsa kopya verin bize. Bilin ya, bilin ayıpsın. Böyle çukura ne söyle, yolun içinde böyle çukur açılışı, ne derler ona? Bizim Kıbrıs ağzından birkaç tanesi var arasında, Lukko derler. Ne Lukko. Biraz önce abi başka bir şey söyledi ama biz genelde Lukko deriz. Lagani. Lagani o değil. Lagani şeydir, ağaçların etrafında böyle su... Neticede su toplar o da yani. Aynen öyle ama Lukko deliye derler. Hemen helvacığımızı. Neydi abi? Langua da derlermiş. Bunu da abi bize öğretti. Teşekkür ederim. Afiyet olsun helvacık seven. Yok ben... Seven ya. Seveyim ama şimdi bu göbek sever gibi durur. Yok. Yani biz çok sevdiğimiz... Yani tatlı yemem. Ekmek... Tatlı sevmen ha? Ekmeği çok yerim. Böyle böreklidir, hellimlidir, zeytinlidir. Severim ama fazla yemek. Ama
Vallahi severim ve yerim. 3 günlük dünya aç öleceğimize tok gidelim. Yani size birlikte öleceğine daha iyi 7 de getirir. Aa vallahi. Benim en büyük lafımdır bu ya. Aç öleceğimdense karnıcığım tok olsun. Ha biraz şişmanım. Allah'tan XX large urbalarda var. Yani. Vallahi dedik. Hadi çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Bay bay. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Amcacığım nasılsın? İyiyim şey. Şeyse o bıyıkların güzelliğine bak. Ya, nasıl kesem öyle dümdüz? Ya öyle. Sen yapan? Ben yaparım. Yoksa giden berbere? Berber de yapar, ben de yaparım. Hep yıllardır eminim öylesin ha. Hep öyle. Yarın öyle beğenir galiba. Öyle işte. Dersen sakın bıyıklarını kesme. Yok, dedim keseyim de bırakmadı. Bıyıklar senin artık bir şeyin oldu. Ne derler ona, karakterin oldu. Evet, evet. Kaç evet. Senedir bıyık bırakın? Muhabbete de bıyıktan girdik amcayla. 17 yaşında. Ya! 17 yaşında. 17 yaşından evet. Değil. Hiç bıyığını kesmen usanmam. Hiç hiç hiç. Bir amca, bir çorba içerken bıyıklara bulanmaz. Böyle ya. Yalan yapar. Yalan yapar. Yani zor olmaz kullanışı. Yok yok. Daran da belki daha. Daranır da. Bak bir saniye bakayım. Vallahi yani böyle gripcik olduğunda. Yok yok bir şey olmaz. Hiç bulaşma bulaşma yok. Bak, bak elli baştan göresin. Nedir isim amca? Hergül. Hergül. He. Hergül. Evet. Hiç hayatta duymadım. Duymadın. Yok ben bir taneyim. Vallahi bir tanesin. Kim oldu adını? Babam buydu. Hergül. Ne demek? Nasılsın? Hello. ne demektir amca? Hergül. Hergül. He. Her bir gül. Her bir gül. Evet. Kız çocuğu mu zannetti acaba seni? Güzel mi değil? Özel. Güzel değil mi? Hergül yani. Yok. Keşke Ahmet mi? Bak ben sana direkt Ahmet'i yakıştırdım. Tamam sen Ahmet dersen Ahmet de. Yani, bildiğin Ahmet amca yani anladın? Bildiğin Ahmet amca gibi durur ama amcanın adı Hergül yani. Güzel. Farklı bir isim amca. Yani. Nerelisin? Buralıyım. Kalkanlılısın. Kalkanlı. Esas? Arodezli. Arodezli. Gitti mi o yanı? Çok. Gittin nasıl? Güzel. Böyle hatıralar canlandı dört bir tarafa. Hatıralar her gün. Kaç çocuk var? Dört. Maşallah dört çocuk. Kaçı kız kaçı erkek? İki iki. İki. Bak sen yaptın mı? Amca gibi yapacak. Yapacağım. Bileceğim yapacağım. Bileceğim. Ha. İsteyerek yani. Evet. Bilerek. Bilerek. Yani nasıl bilerek? Şöyle eskiler şey derdi. Ne bileyim ben ne tarihinde yaparsan erkek olur. Onlar hep hikayedir. Hikaye. Bir şey yok. Evet. Siz böyle oturan salona falan baktırdınız yoksa sürpriz? Yok sürpriz. Hepsi de. Hepsi de sürpriz oldu. Sürpriz daha güzeldi. Bilerek bilerek. Cinsiyet onu bilerek. Bilerek olmazsa nasıl olacak zaten? Yapmıştı. Ay cinsiyeti. Cinsiyeti. Bilerek. Bilerek. Yaşa süper. Tamam ne iş yapardın? Ben? Evet. Serbest. Ne iş? Ne yapan yani? Önceden bakkaliyem vardı. Ha bakkalcılık. Deftere yazardın sonra haftaya alırdın. Evet. Haftaya da alamazdın bence. Vardı ki giderdi. Kara defter. Böyle modun düşmezdi şu şey isterler. Böyle ne derler ona? Veresiye. Biraz olur ama. Yani böyle alışveriş yapar bir bakan çok alışveriş yaptı. Ahmet. Yazda. Hergül amca yazda sonra. Yazda sonra alırız. Denk. Eksik olaydı ya. Alır mıydın? Köyde var mı? Bildiğim insanlara verirdim ben. Evet. Köyde daha var ama öyle şeyler. Veresiyecilik falan. Çok azaldı. Azaldı artık. Cart kredi kartı. Cart sonra da bir fatura. Artık öde bakayım. Banka çeksin gaydiyi. Peki Kıbrıs kelimecikleri bilin. Biraz. Biraz. Eminim bilin. Biraz. Çok bilmem. Hadi bakayım soruyorum. Evet. Şimdi bak. Yolda bak bu çukurcuklara mesela Kıbrıs'ta biz ne derik? Langufa. Başka? Langufa evet. Tamam. Luk? Lukocuk. Yok. Lukocuk. Nedir luko? Luk o da çukurdur ama onu mesargarda kullanır. Ben de mesarya kızıyım. Hemen sana Allah basıyor bizi. Hemen helvacı. Eminim seven. Çok güzel. Yaşa. Fiyat var şeker olsun. Teşekkür ederim. Hadi bak. Adın Ahmet'tir bundan sonra. Ahmet.
Mehmet amca. Kaç 60 sene her gün olmuşum. Mehmet amca. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Hadi bakalım, var mı izleyen seni yurt dışından? Var mı muhakkak, akrabalar? Muhakkak. Var mı akrabalar? Her yerde. Kim var mesela? Saysam şimdi sayamam. Saysam. Bütün eşe, dostu, akraba, evet. Ergül amcamız, yani artık Ahmet amca oldu o. Bir bay bay yapalım. Ha? Pembe Hanım böyle istedi. Aynen. Hadi bakalım, çok teşekkür ederim amcacığım. Ben çok sağ olasın. Herkeste dost ol, herkeste arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Geldik bir cadde programının daha sonuna. Bu hafta neredeydik? Kalkanlı köyündeydik. Güzel bir program oldu. Gezdik, dolaştık, Kalkanlı'yı tanıdık. Sorumuzu sorduk. Neydi dedik yoldaki çukurların adı? Lukko dediler, Lagoas dediler. Sonuç itibariyle bilindi yani. Sonuç itibariyle siz de yerde çukur falan gördüğünüzde Kıbrıs Türkçesiyle, Kıbrıs lehçesiyle Lukko diyebilirsiniz. Helvasa'nın helvalarını da dağıttık. Ana sponsorumuz Kıbet, kıyafet sponsorumuz Önder Alışveriş Merkezi ve tabii ki Smart Card İktisat Bankası, tabii ki Devlet Piyangosu. Önümüz yılbaşı. Yılbaşında büyük ikramiye, aman Allah'ım, tam tamına büyük bir ikramiye. Dolayısıyla mutlaka Devlet Piyangosu bol bol alıyorsunuz. Evet, geldik bir cadde programının daha sonuna. Haftaya nerede buluşuyoruz? Tabii ki Kıbrıs Gençliği'de buluşuyoruz. Hadi bakalım, haftaya görüşmek üzere. Hiçbir şey görmem. Hiçbir şey görmem yani. Nasıl yapalım? Hiçbir şey görmem. Annemi. Bir şey ters gider. Bir saniye. Anne deliyim daha. Allah. Hazır. Tehlike geçti. Geçti. İkinci tehlikeye gel. Evet. İş, hep zaten işe olur bu köylüler. Hep işe olur. İş ne soracak olursan kahveye gidiyorum. Bugün de biraz saçım başım dağınık Faruk'cum, biliyorum. Yani çünkü biraz geç uyandım ya. Allah. Artık öyle bir araba sesi sürekli çıkar. Yoksa garga sesi mi ya o? Bilemedim. Ben de bilemedim. Evde bulaşık, çamaşır. Eskiden fönlenirdik böyle lüleler, bilmem neler. Şimdi yapamayız Faruk. Göremiyorum, seni karanlıksın. O? Ben seni hiç göremem o zaman. Niçin saçımı onar... Ha, efendim Faruk? Tam olarak anlamadım. Niçin saçını onarmadın? Onaramam Faruk. Niye? Nasıl neden? Nasıl neden? Onaramam çünkü artık ev hanımıyım. Anından gelin ev hanımıysan... Tırnakların ojesiz olacak ki benim kıpkı. Onaramadım çünkü gece geç yatarım, sabah erken kalkarım. Saçımı onaramam, anlayın. İş aracısıdır durumum. Kıyafetlerini kim yıkar? Yıkayamam onları. Ben tabii, kim yıkayacak? Bence çamaşır makinesi yıkarım. Ama kim koyar o çamaşır makinesi? Siz de bunu anlayamazsınız. Hüseyin de, işte her şey artık otomatik bir basan çamaşıra, basan şey bulaşık. Tamam da basan da. Yani tozdan da geberiyor kamera bu arada. Basan da hani kim koyar onların içine? Hadi bay bay. Ama o bıyıkla beni benden aldı. Heh. Ayhan Işık. Yok aman bırakmasın. Ne? Yeni evliyim, bıyıklı da olmaz şimdi. Batar matar. Yok batmaz. 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 Acaba denemek lazım. Denemek lazım. Çiş olabilir.
Kargur kargur. Kargur. Haydi söyle. Onu nasıl sevdim? Evet, ben hazırım. Sen hazırsan, come on. Evet. Zıt mı? Yok, zort. Terbiyesiz. Başlayalım. Geldik bir cadde programının daha sonu. Nasıl da hemen moda girerim? Abi ben gerçekten kendimden korkar oldum Faruk. Yani gerçekten. Şu an ağla de. Anladık. Ben artık bu moda geldim. Lütfen beni keşfedin. Dizilerde oynayabilirim. Biraz kilom var. Bir şey değil. Çirkin Betty'yi oynayabilirim. Sonradan beni güzel edebilirsiniz. Ana sponsorum olursunuz. Hadi. Ben sandım başladım. Yo. Başlayamadım. Başlıyorum. Evet. 3, 2, 1, kaydı. Onu da bunda bende değil kim. İsterse vermem ki. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dostu, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Oh, onda bu. Oh, onda bunda şundadır. Şurada, burada, oradadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda bende değil kim. İsterse vermem ki dinin. Esmirmem şimdi. Çok ağır öğrendim. Senin de yarın çocuğun olacak da göreceksin. Ay inşallah erkek çocuğum olmasa. Ama ne yapayım? Kız çocuğunu daha çok seviyorum. Süsleyeceksin, börtü böcek falan. Bir sene kendim görebilirim. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse pembenin gönlü ondadır. Hadi Faruk, seninle bir bilmece oynayalım. Hadi. Tamam. Tamam. Bak, ben ikinci ben sağ söyleyeyim. Tamam. Gel şöyle güneş odur hafif. Al bir şey. Karanlık çıkın. Heh. Hiçbir şey görmem. Allah! Hiçbir şey görmem Faruk. Sen buraya geç. Lagoya'ya düştüm. Götünün lagoası. O kadar insana sordum, kameramanım bilmez. Lukko. Tamam. Bak, bir oyun oynayacağız seninle tamam. Şimdi. Evet. Birden 21'e kadar sayacak. Tamam. 21'i söyleyen kaybedecek. Ben mi tutayım mikrofonu? Ya tertiplendim be, yüzüm gözüm açıldı. Bunu nereye koyayım? Hangi taraf? Allah'ım yeni kesim ya saçımı, hangisini ne tarafa dağıdayım bilmem. Dur, bunu böyle kulağımın arkasına koyayım. Bunu da böyle koyduk mu? Ay ne kadar güzel. Çok severim. Tamam. Tamam. Ha, al sen. Evet. Yok, burada duyar ikimiz de. Evet, tamam söyle. Tamam, birden 21'e kadar söyleyecek. En fazla 3 rakam söyleyebilin. Tamam mı? Hani 21'e kadar sayacak. Sıralı, tamam. Ardışık sayılarla. Tamam. Sayacak. 21'i söyleyen kaybeder ama en fazla 3 tane söyleyebilin. 3 rakam ha. Tamam Faruk, anladım. Bu oyunu biraz önce daha oynadıydık galiba. Yok, 3. Biraz önce. Hayır, 3 değil. Ne 3'ü sayacağım? 4, 5, 6. Hayır, bekle ben sayma. Kim önce saysın? Sen. 1. 3. Hayır, öyle olmaz. E nasıl olmaz? 2, 3 olacak. Ha tamam. 1. 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9. 10, 11. 12. 13. 14, 15. 16. 16, 17, 18. 19, 20. 20. Ona göre işte, ben de bilirim, ben de yapardım. Sen başla. 1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16. 17. 18, 19. 20. Tam bir de yaparsak kesin ağlanırım. Ama anladım ben mantığı. Hadi. Çok basitti. Bir ha. Kere. Hadi say. 1. 2, 3. 3, 5. 5, 8. 5, 6. 7. 8. 9, 10. 11, 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18, 19, 20. Pislik. Önce... Bunu biz deşifre ettikten sonra anlatalım. Hani senin tamam. Oyunun neydi? Tamam, benim oyunum nedir? Halay. Oyunum yok, hiç oyun oynamam ben.
Nasıl geçen gün de söyledin oynayalım dedin. Ne oynayacaktık biz? Bulamadım. Düşünürüm. Doğru mu? Ne bileyim ben oğlum, ben şey miyim burada, National Geography miyim ben ya? International Geography. National Geography, lütfen İngilizceme bir şey demeyin. Nation ne demek? Nation, da taşan. Nashi deneyim, Nashi'si. Hüseyin bıyıklı olsaydı nasıl olurdu? Hüseyin'e denettirdim aslında, bilir miyim sen? Denet dedim yani, sakallıydı işte, izinli yıkam. Bak dedim, önce bir bıyık bırak. Bıyık çocuk hukare. Zaten elime göre buldum. Önce top sakal bıraktırdım. Sonra böyle bıraktırdım. Sonra bıyıklı bıraktırdım. Hiçbir güzel olmadı. Yakışmadı mı? Cillop gibi böyle sinek kaydı olduğunda baby face olur kocam. Anladın mı? Evet, yenecek bir şey bulduk Faruk ama adını unuttum. Mersin miydi acaba ya? Mersin'dir galiba. Her yerde yenecek bir şey bulurum. Hiç aç kalmam. Dur bakayım nasıl bir şey. Ya bir kuş işedi sesini. Ağzını tutar be bu. Ağzımı hissetmem. Ağzım burada mı be? Çok acayip, sen de yiyeceksin. Ben ne diysem sen de ye. Ne var? Salyangda üstüme geldi bu arada. Acayip bir şey. Neydi bunun adı ya? Mersin. Ciddi söyledim. Vay be babacığım, çok sever. Bir çantan yok mu? Gelmişken toplayalım. Mersi, teşekkür ederim gibi bir şey mi? Ay iğrenç esprilerini lütfen kendine sakla, içine yap. Bakın, Kıbrıs'ımın kara inciri çıktı. Oh, kara inciri neyle yiyeceksin? Hellim inan. Sabah kahvaltı. Çok güzel. Ha, sabah kahvaltısında yap aç karnına, ondan sonra hiç durmasın motor. Habire. Faruk yer. Armudun iyisini kim yer? Faruk yer. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. Ne yağmur ne de çamur, herhalde durduramadı hiç pembeyi. Helvasanın helvasıyla elinde sepeti, kulağına takmış böcekli çiçeği. Bana bak, ağzımı açtırma. Kulağımdaki çiçeğime laf attırma. Dur biraz sakin ol, sakin ol pembe. Bu haftaki sorun nedir bana söyle. Düşüneyim birazcık son olsun. Nenem ne derdi? Vanilla olsun. Vurdu arkadan çekme. Yemedim mi sana? Bu sene de şişman diyecekler bana. Kim ne derse desin takma kafaya. Tek takacağın şey çiçekli garamaşa. Oldu mu sence? Bitir artık. Bence oldu. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. Kulağında çiçeği, görünüyor 32 dişi. Elinde mikrofon, dağıtıyor helvayı. Mükemmel lezzetler. İtin en lezzetli hali Steakhouse'da. Kıbetin helal kesimlerinden alınan taptaze etlerden yapılan çeşitli et menülerimizde iddia ediyoruz. İti hiç bu kadar lezzetli tatmamıştınız. Lefkoşa ve Girne'deyiz. Steakhouse.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu'nda özel çekiliş. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluş yıl dönümünde Devlet Piyangosu'nun büyük ikramiyesi tam tamına 500 bin TL. Bir bilet al, kendi şansını kendin yarat. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'da Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. Kıbet'in sunduğu cadde programı sona erdi.